Coşkuncuğum hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyisin inşallah. Yıldız Coşkun kucak dolusu sevgiler saygılar Instagram'dan. Bu arada Almanya'danım. Selam Almanya'danım. Wie geht's dir? Was machst du heute? Ich bin auch gut. Und Ihnen? Dedi inşallah iyisindir diye düşünüyorum. Schatze. Değil mi? Sevgilim demek herhalde. Bu arada TikTok'tan, Instagram'dan yayınlarıma gelen ve izleyen ve bu arada YouTube'dan da bir yandan video çekiyorum. Üçü bir arada. Ne yapayım? Ayrı ayrı şimdi. Böyle çekmem lazım. Biliyorsunuz ben bugün size söz verdiğim gibi hızlı bir şekilde dikmekten ve kesmekten keyif alan kişiler. Hazır millet toplanana kadar biraz sohbet muhabbet edelim. Ondan sonra canlı yayında muhteşem bir şalvar dikeceğiz. Yine muhteşem böyle bir süveter şeklinde böyle ben giyeceğim. Kendime dikiyorum. Bu arada kumaşlarımı da göstereyim. Çok beğendim kumaşları. Şunlardan, şu rengi çok beğendim. Bundan böyle bir tane kapşonlu, böyle belki cep de koyabilirim ama önden fermuarlı, hatta çift taraflı açılabilen bir fermuar montajım var. Onu size göstereceğim. Yandan cepli, yine torba cep çalışacağız. Gül için çok teşekkür ederim. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Değerli destekleriniz için. Bu arada Fatih, teşekkür ederim bir tanem. Bir tane yelek çalışması var, önden cepli ve bir tane şalvar dikeceğiz, şalvar. Artık benim bu kiloma nasıl şalvar olur bilmiyorum. Daha fazla beğeni izcileri çekebilir. Bu şekilde devam edin. Ben kimi okuyorum? TikTok bana diyor. Ne? Daha fazla beğeni izleyiciler. Beğeni ne ya? Beğenin o zaman. Beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Ay güzel kız. Merhabalar Zaza. Umutcuğum selamlar. Bu arada hemen TikTok'a da kayayım. YouTube'da da canlı yayınlarım var. Biliyorsunuz muhteşem bir ikili takım dikeceğiz. Önce bir tane şalvar dikeceğiz. Böyle yandan kole, torba cepli şalvar. Erkekler bayanlar. Fatihciğim çok teşekkür ederim. Gülün için teşekkür ederim. Öpüyorum. Bir tane şalvar dikeceğiz. Bir tane de kapşonlu önden fermuarlı. Üstünü dikeceğiz. Biraz toplansın. Burada başıma gelen olaydır. Kedileri ve köpekleri olanlar. Süngerci lazım. Cihan gel lütfen. Can ablam iyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Saygılar arz ederim. İzmirli.com çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Bugün bu arada başıma gelen bir olayı hemen sizlerle paylaşayım. Çok ünlü bir alışveriş sitesinden alışveriş yaptım. Kedilerime mama aldım. Kedilerime mamayı çok ucuza buldum. Zaten 800-900 lira mamaların fiyatı, nazar boncuğun için zara. Çok teşekkür ederim. Bayağı pahalı. O zaman indirimden aldım. Ve tam mamamı beklerken beyefendi beni aradı. Mama belki buradan beni izliyordur. İzliyorsa da çünkü benim başıma geldi. Tekrar söylüyorum. Kedileri ve köpekleri olanlar ve mama alan kişiler başınıza gelebilir. Başınıza bunları ben yazacağım. Zaten forumlarda da yazacağım. Alışveriş site adlarını vermeyeyim. Belki ban yerim diye korkuyorum. O yüzden isim vermeyeceğim ama alışveriş yaparken lütfen benim yaptığım iyi niyeti siz sakın ola ki yapmayın. Adana'dan bir kedi mamasıydı. Herhangi bir yerden alışveriş yaptım. Bilinen bir yer, bir de çok bilinen yerler. Yani 5 tanesinden 3'ünün birisi yıl kaçtı? Sizin dönüş yıl kaçtı? Ay ne bileyim ben de anlamadım. Neyse ben buradan mama aldım mı arkadaşım? Aldım. Ödemelerini yaptım falan. Kadıncağız bana beni aradı normal telefonla. Siz dedi ne olur dedi benim hatam. Onaylar mısınız dedi. Şu anda dedi o havaalanına indi mamanız. Hemen dedi UPS ile bilmem neyle gönderiyorum. Ben de kadının iyi niyetine inandım. İnandıktan sonra ben de bunu onayladım. Gerizekalıyım. Allah'ım gerizekalı dedim kendime. Ne olur beni affet. Çok akıllıyım, çok merhametliyim. İyi niyetli olduğum için bu kadının konuşmalarına güvenerek Adana'ya da buradan kucak dolu sevgiler, saygılar. Her ilin iyisi var, kötüsü var. Her milletin iyisi var, kötüsü var. Her milletin ama. Tamam mı? Bunu biliyorsunuz zaten. Benim söylememe gerek yok. O yüzden ben hani diğer şu ile şikayet ediyorum diye düşünmeyin lütfen. Buradan da Adanalılara kucak dolusu sevgiler, saygılar dedim. Ve ben bu kadına inanarak bu mamayı onayladım. Mamayı bekliyorum gelmedi. Ben şimdi o kuruluşa yazı yazıyorum. Mamam gelmedi. Dedi siz de niye onayladınız dedi. Ürün dedi size teslim edilmiş görünüyor. Çok teşekkür ederim. Akgülcüğüm çok mersi canım benim. Öpüyorum. Siz olun. Eminim benden çok daha akıllısınız. Çok daha zekisiniz diye düşünüyorum. Benim yaptığım hatayı sakın yapmayın. İkinci hata şimdi. Enteresan bir şey. Yine çok bilindik bir markadan. Bunları öveceğim. O yüzden bunun ismini verebilirim. Hepsi burada.com'dan ürün aldım, mama aldım. Tekrar oradaki beyefendi izliyorsa buradan kucak dolu sevgiler, saygılar. Burada yeni de gelenler ve dahil olanlar. Hem Instagram'da hem de TikTok'ta hem de YouTube'dakiler takipçilerime. Kucak dolu sevgiler. Ben yine mama aldım. Hepsi buradan.com'dan. Ay çok teşekkür
teşekkür ederim. Hemen destek attı. Çünkü beni biri aradı. Mama aldığım kişi aradı. Ürün herhalde dolar mı çıktı? Altın mı yükseldi? Bu aldığım mamanın fiyatı bir anda çıktı mı? Adam bana satmak mı istemedi? Canım benim Ela, Elsacığım. Öpüyorum aşkım, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben de bil mukabele sevgiler hep müşterek. Özlemler hep müşterek. İnşallah karşılaşır bir yerlerde çay içeriz. Bir şeyler de yeriz Allah'ın izniyle. Ben biraz çünkü boğazdan diş gibi birisiyim. Biraz sohbet olsun, biraz insanlar da olsun. Hem de şunu anlatayım. Başınıza gelmem demeyin. Herkesin başına gelir. Bu şahıs beni aradı. Mama aldığım şahıs beni aradı. Dedi ki mamamız elimizde tükendi. Lütfen dedi aldığınız ürünün dedi iade talep eder misiniz? Para iade. Ya yine ben acaba dolandırıyor muyum? Dolandırıyorlar mı beni diye. Sesiniz niye öyle? Kız boğazlarım ağrıyor çok fena. Bugün böyle çok sinirlen adamlara bağırdım. Başıma gelen olaydan dolayı insanlara bağırdım. Sinir ettiler mi beni? Çok sinir ettiler. Neyse. Ben dedi ki siz iptal eder misiniz? Ben de hemen hepsi burada noktamın. Hemen siz böyle başınıza bir şey gelince hemen böyle müşteri temsilcilere ulaşın. Telefon yok, bir şey yok. WhatsApp'a beni yönlendirdi. WhatsApp'tan başıma gelen olayı anlattım. Beyefendi mamayı iptal etmemi, paramı iade almamı, acaba ben ceza yer miyim? Para bana gelir mi gelmez mi? Ben kendimi garanti altına almam lazım. Neyse bu şekilde oldum. Konuştuk, sohbet ettik. Mama bana hala daha gelmedi. Bu dedim herhangi bir teknoloji ürün değil ki. Konuşma yapıyorum ben, gitti gidiyor. Pardon, hepsi burada.com'dan müşteri temsilcisiyle konuşuyorum. Dedim ki bakın dedim hanımefendi, ben teknolojik bir ürün almadım ya da herhangi başka bir şey almadım. Benim kedilerimin maması yok şu anda ve size güvendim ve mama aldım. Ben şu anda mağdurum. Beyefendi beni aradı. Herhalde mamanın fiyatı arttığı için satmak istemiyor. Ben çok uygun fiyata aldım mamayı. 8-9 liralık mamayı. 600 liraya, 620 mi, 630 lira mı ne aldım. Bana vermek istiyor. Ben bu konuda nasıl ilerleme yapmalıyım? Nasıl yol? Sizin beni söyleyin, ben öyle ilerleyeyim. Hemen dedi tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır ya. Çok güzel konuştum. Samimi, kızmadan, hiddetlenmeden karşımdaki insana çok güzel kendimi ifade ettim ve onun neticesinde de bir saniye bekler misiniz diyerek benim işimi halletti ve şimdi bana gitti hepsiburada.com'dan mesaj geldi. Kargoluyoruz sizin ürününüzü, kedi mamanızı. Ay dedim çok teşekkür ederim. Ay muhteşem çalışıyorlar. Hepsi buradan zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Keza Trendyol olsun, gitti gidiyor olsun. Ben yalnızca gerçekten dolar kuruna göre satışı yaptığın için zam geliyor. Ama bana ne, benim de suçum var. Sinancığım benim de suçum var. Ben o mamayı öyle aldım. Adam niye kaşarlık yapıyor bana? Hırtlaklarım valla. Lütfen buradan esnaflara sesleniyorum. Bir ürünü sattıysanız altın inmiş veya çıkmış. Ürün satmış. Ben almışım. Sen kalkıp buna niye bir katakulle yapıyorsun? Allah'a havale ederim bak. Neyse hazır millet dolmuşken hemen size hızlı hızlı çizeyim. Çizimimi görebiliyor musunuz buradan? Beyaz şöyle ileri gideyim. Ya da çizmeyeyim ben. Böyle çok böyle zaman almayayım çizerek, siz böyle. Biliyorsunuz dikiş teknikleriyle alakalı size işte elimden gelen bütün bilgileri göstereceğim dedim. Elinizde şöyle kumaşlara söyleyeyim. Şu kumaş var. Elimde şöyle bir kumaş aldım. Bu kumaşı pazardan aldım ve bu kumaşın ben iki tanesini 30 liraya aldım. 15-15 liraya. 30 liraya bakın, 30 liraya ne dikeceğiz? Neler dikeceğiz? Bundan bir tane ben böyle uzun kollu bir şey istemiyorum. Böyle askılı ne derler? Kısa kol, o Japone kollu, cepli, kapşonlu, önden fermuarlı. Bu fermuar montajını yapacağım, fermuar takacağım. Fermuar hem yukarıdan açılıyor, hem aşağıdan açılıyor. Ve altına da söz verdiğim gibi ne demiştim ben size bugün? Bugün şalvar paylaşacağım. Hem Instagram'da, hem YouTube'da, hem de TikTok'taki takipçilerime. Hayvanların üzerinden ticaret yapıyorlar, emek yiyorlar, helal değil. Hayvanların üzerinden ticaret yapıyorlar, ekmek yiyorlar, helal değil. Gerçekten mi? Tülay, bunu bilmiyordum. Ama benim şimdi kedilerim var. Bunların mamasını ben şimdi normal veterinerlerden alsam, hani buradaki yerlerden alsam mama 900 lira. O yüzden ben şimdi mamaları şeyden alıyorum. Neydi onun adı? Buradaki hani hepsi buradan nokta. Bunun adı buna haram değil. Helal mi? Haram mı? Ne anlayamadım. Kız öyle bir şey yazdın ki kalbime şak diye oturtturdum bunu. Tülay bülbülüm benim. Niye öyle bir şey yazdın kız? Hayvanların üzerinden ticaret yapıyorlar. Ekmek yiyorlar, helal değil. Allah Allah. Ne kadar ilginç bir bakış. İstediğin
Doğurtup yavruları satıyorlar. Bunu bir zaman ben de yaptım ama artık hayvanlarımı kısırlaştırdım. Doğurtmak, bakın tekrar söyleyeyim, benim maksadım doğurtturup para kazanmak değil. Bu kesinlikle değil. Ben kısırlaştırmaktan taraf değilim. Hayvanları kısırlaştırma taraftarı değildim. En sonunda onunla alakalı bir fetva verildi. Hayvanların sağlığı için hem de ömürleri için bunu yapabilirsiniz. Hatta randevu aldım artık tamamıyla hayvanlarımı. Bir kere anne olsunlar dedim. O hayvanları da o şekilde bakan insanlara ulaştırdım. Ankara'dan pet shop'umuz var. Mama toptancısıyım. Yardımcı olayım. Ay lütfen ekliyorum hemen sisteme. Katakulle yapmayın. Bak katakulle kadar dolandırırız. Allah'a havale ederim sizi. Nasıl yapacaksınız? Var mı herhangi bir başka büyük bir kuruluşta? Ben şimdi direkt size ödeme yapıp ya göndermezseniz nasıl güveneyim? İşe dönelim çocuklar, arkadaşlar. Ben bu arada size Ankaralı seni ekliyorum. Kaydedeyim ya da takip edeyim seni. Takibe aldım seni. Haberin olsun. Belki yardımcı olursun. Bu arada sokak hayvanlarına da mamaları alıyorum çünkü. Benimkiler sukutişler, sukutiş olduğu için iki tane yavrum, onlara Royal Canin alıyorum ama sokak kedileri biliyorsunuz onlar daha böyle her mamayı yiyebiliyorlar. Tabii güzel mama, yine de alelade bir mama değil. Karıştıracağım, ben de karıştıracağım. Kız ne dedin? Ankara peşin, okey, ben de karıştıracağım. Neyi? Angeli, angeli. Onu anlamadım. Hadi keselim mi bunu? Alta şalvar yapacağım. Şalvarı ben giyeceğim. Çünkü ben bol pijamalar ya da eşofmanlar alıyorum. Hepsi zıpçık gibi oluyor. O yüzden bir tane şalvar giyeceğim. Böyle bol, rahat, böyle muhteşem. Burçin'cim hoş geldin. Sefalar geldin. Getirdim bir tane. Bu arada iPhone'daki yayın çok daha kaliteli. Herkes TikTok'tan, Instagram'dan izleyen arkadaşlarım da var. Ama TikTok'taki kamera çok ofsat. Android cihaz kullanıyorum bunda. Boş ver Deniz, sen şalvarını dik. Okey. Hemen kameraları indiriyorum, çeviriyorum. Hemen kesime başlıyorum. Tekrar tarif ediyorum. Bir tane kapşonlu, önden fermuarlı, yandan cepli bir tane üst dikeceğim. Kendim giyeceğim böyle rapçiler gibi. Altına da bol kesim. Şöyle gene cepler. Ne derler? Torba cep yapacağım. Bu yanlara koyacağım. Şöyle telefonlarımı falan koyayım. Hadi hemen keselim, dikelim, başlayalım. Ben şu kamerayı şöyle indireyim ki beni rahat rahat görün. Çok vıt vıt ettim. Şöyle indireyim. Biliyorsunuz ben kullanmayı sevmiyorum. Ne derler? Kalıp kullanmayı sevmiyorum. O yüzden kalıpsız keseceğiz. Bu arada yazdıklarınızı göremeyeceğim. Sibelciğim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Bugün çok fazla makyaj yapmak istemedim. Ben işimle ön planda olayım. Hadi önce şalvarı keselim hızlı bir şekilde. Şalvarı bundan keseceğiz. Çok rahat gümbür gümbür bir şalvar keseceğiz. Ben bu erkeklerin giydiği şalvarlara bayılıyorum. Kumaşı çok uygun fiyata aldığımı söylemiştim size. Şu boy bana lazım. Çok da geniş. Şöyle söyleyeyim. Geniş kesemeyeceğim çünkü şalvar deyince çok geniş olması gerekiyor ama şöyle biraz da çevireyim. Çok TikTok'tan çok görünmüyor. Kumaşım yeteri kadar fazla olmadığı için elimden geldiği kadar yapacağım. Elimde kumaşa göre hareket edeceğim, tamam mı? Makasım nerede, gördün mü Derya'cığım derken hemen keselim. Burası paça boyu. Burası paça boyu. Ben paçayı biraz dar istiyorum. Bakayım hangi tarafı esniyor? Şu tarafı esniyor. O yüzden böyle keseceğiz bunu. Şalvar kesimi çok seviyorum, bayılıyorum. Çok böyle ağır rahat, böyle gümbür gümbür bu paça kısmı, bu tarafı paça kısmı, paçayı kestik. Görebiliyor musunuz et? Birazdan çevireyim mi? Şöyle biraz daha çevireyim. Okay. Tamam. Herhalde. Şu bakın, burası paça kısmı. Paça kısmı nasıl? Ben bir karış olarak, bir karış çünkü paçasına şey de takacağım, ribana takacağım, böyle hani lastik takacağım. Çok teşekkür ederim. Gelenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada bakayım. Paçası burası. Üst kısmı burası. Üst kısmını, bu bel kısmı, şurayı böyle şuradan kesiyorum. Görüyor musunuz? Bel kısmını şöyle ayarlıyorum. Yukarı doğru. Bol olacağı için düşük bel istemiyorum. Bakın şöyle kestim ve buradan şimdi şu tarafa doğru gidiyorum. İşte şalvarım bu. Bu kadar. Bu şalvar oldu. Görüyor musunuz? Ne kadar basit bir şalvar kestik. Şimdi buralara da cepler koyacağım, şu yanlara. Cepleri de buradan torba cep kesiyorum. Hızlı hızlı. Kesmeyi, dikmeyi sevmek isteyen, öğrenmek isteyen herkese anlatayım hızlı hızlı. Şurada defa var. Şunu keseyim. Şunu cep olarak kullanacağım. Şu geri kalan artık. Bunları pazardan aldım. 15-15'te iki tane parça. Bayıldım bu parçalar. O yüzden kendime aldım. Şunları atıyorum artık. Şalvarımızın bel kısmı. Beline lastik takacağım. Ben giyeceğim. Ben mankenliğim bu sefer ben yapacağım. Derya'yı giydirmeyeceğim. Ben giyeceğim. Evet. Şöyle.
Hatta şöyle göstereyim size. Açayım şunu. Bakın şöyle. Bel kısmı. Salaş bir şey. Çok da keyifli. İkili takım yapıyorum. Çok da keyif aldım bu kumaşı alırken. Bakın şuradayı kesmemişiz. Şöyle anlık bakın tutturayım. Bakın A kısmı. Gördünüz mü? A kısmı ve şalvar. Buralara manşet gelecek. Paça biraz böyle göreceksiniz diktiğimiz zaman. Anlayacaksınız. Kanguru cep yapacağım için cepler çok basit ve çok kolay. Hemen size göstereceğim. Şurayı düzelteyim. Hem de modelli olacak bu. Nasıl modelli olacak? Biz tam bu kısma cep yapacağım ya. Buraya cebi sıkıştıracağım. Onun montajını yapacağım. Tam ortadan kesiyorum. Çünkü buraya cep koyacağım. Şöyle. Burayı kestim. Bakın. Cep nereye gelecek göstereyim. Hatta bakayım şöyle yanıma. Tam şuraya gelsin. Şuraya bir çıt atayım. Şöyle. Şimdi. Cebi tam buraya koyacağım. O yüzden şunu da alayım. Şuradan şöyle. Evet şöyle uzun bir şey olsun. Bir tane daha kumaş yapacağım. Bakın cebim şöyle. Buraya ben telefon sıkıştıracağım. Bakın buraya böyle katlayarak burada cep olacak. Bu yanda olacak. Yanda şerit gibi olacak. Hem de model olacak. Şöyle koyayım. Altı kestik. Bir tane daha cep. Şimdi üstü keseyim hızlı bir şekilde. Dediğim gibi üstü yelek yapacağım. Dün de bayağı keyifli bir model yaptık. Çok da zevk aldım keserken, dikerken. Enini boyunu ayarlıyorum kumaşın. Evet. Bol kapşonlu, bol üstlü, salaş, önden fermuarlı. Çok şık bir şey yapacağım. Derya senden bir şey rica edebilir miyim? Ha? Siyahları beyazla verebilir misin? Sana zahmet. Ya da siyahla mı kalsın ya? Siyahla dikebilir miyim ben? Kötü durur mu sence? Görünmesin ama dikişleri. Bir tane böyle... dik bakayım kumaş alırsın. Ha? Yok yok hayır düz makinesinde montaj. Ama siyahla dikeyim ya. Siyah spor dikiş gibi görünsün bence. Bu üstü yapıyorum. Şöyle. Bana yeter şu kadar. Yakayı kestim. Omuzu kestim. Görüyor musun? Şöyle yaka kesildi. Kol yerlerini kestim. Biraz geniş olacak. Böyle salaş olsun. Ve burasına etek takmayı düşünüyorum. Bana takmayı düşünüyorum. Biraz daha keselim ki. Evet. Yaka oyuntusunu yapacağım. Arkayı kestik. Şimdi yaka oyuntusunu yapalım hızlı bir şekilde. Çünkü kapşon artarsa takacağım. Şuraya bir fermuar takacağımı söylemiştim. Buna da bir cep gelecek. Bu arka. Arkayı şöyle alayım şuraya. Bakalım beğenecek misiniz yaptığımı. Evet cep. Şuradan bir tane daha cep keseceğim. Hızlı bir şekilde. Rahat rahat zamanımız var. Belirli bir şey yok. Bundan sonra zaten atölyeyi kapatacağım. Çünkü günlük olarak işimizi bitirdik biz bugün. Şimdi cebin diğerini kesiyorum. Buradan cep çıkartacağım. Pantolonun cebi bu. Torba cep yapacağım ama modelli olacak. Bakalım beğenecek misiniz yaptığımı. Yaklaşık uçuşumuz bir saat kadar sürecek. Şöyle şunu atayım. Şalvarı önce dikeceğim ki üzerime giyeyim görün diye. Şimdi üstü kestik. Bakın görüyor musunuz? Yaka oyuntusunu kestik. Omuzunu kestik. Bu üstün kısmı. Üst kısmı. Onun beline ribana takmak istiyorum biraz. Acaba ribana mı taksam bol mu kalsın diye düşünüyorum. Düşünüyorum acaba dökümlü mü olsun? Ya da böyle bırakayım mı diye düşünüyorum. Böyle kalsın mı acaba? Merak ediyorum son halini. Şimdi görürsünüz zaten biliyorsunuz kesim çok zor. Dikim çok basit. Modelin şeyi çok basit. Biliyorsunuz hani dikmek kolay ama kesmek tabii ki bilen için. Size de öğreteceğim inşallah YouTube kanalımdan da. İzlemeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kollarına biye takayım. Siyahı da o şekilde kullanayım. Cebin kenarlarına cep olması için ağzına biye çekeyim. Biyeyi siyahlarla ve grilerle model yapayım. O şekilde dikeyim. Şimdi bir de şalvarın paçasına biliyorsunuz ayak kısmına paça kısmına ribana yapacağım. Onu da kesmeyi göstereyim size. Evet. Enine boyuna bakmayı unutmayın. Yanlış bir şey yapmayın sakın. Şöyle yapayım. Paçayı alayım şuradan.
Yani hiç kalıp kullanmayı sevmiyorum. Biliyorsunuz ben az çok tanıdınız artık. Her şeyi pratik göstereceğim. Bir ara yavaş yavaş keseceğim. Siz de evde kumaşlarınızı hazırlayacaksınız. Bir tane hanımefendi bana dedi ki kurvaze birbirine kapaklı kalıp çıkartır mısın? Kalıp çıkmayacağım. Evet kumaş çok beğendim. Ben de çok beğendim kumaşı. Çok keyifli bir kumaş. Bunlar paçalara gireceği için şöyle yapayım. Bakayım beğenecek misiniz modeli? Evet, bir alt kısmı şalvar kestik bitti. Burada şalvar. Onu dikeceğim. Şimdi üstün neyini keseceğiz? Üstün buraya gelen cebini keseceğiz. Ya da cebi gizli yapayım. Cep görünse mi görünmesin mi acaba ya? Ne der ya? Cep önde görünse mi görünmesin mi sizce? Cebi görünse mi görünmesin mi diye bakayım. Gizli yapar mısın? Gizli mi yapayım? Torba cep yapayım. Torba cebi kesmek için içten gizli cep olacak. Gizli cep yapacağım. Şöyle gizli cep yapacağım size. Bakın gizli cep nasıl yapılıyor. Hemen göstereyim. Bakın burayı, şuraya bir parça koy. 4 tane parça lazım bize. Geri kalanı zaten kapşon yapacağım. En mantıklısı gizli cep yapayım. Dediği gibi Derya'nın da söylediği gibi. Gizli cep montajı görebiliyor musunuz? Şuradan şu 4 parçaya ihtiyacınız var gizli cepte. Şunu aldınız. Şurasını kullanacağım. Şimdi şöyle göre koyayım ki görün. Bakın cebi buraya koyacağım şu kısma. O yüzden bir tarafı düz olacak. Şurayı düz keseyim. 4 parçaya ihtiyacınız var. Gizli cepte. Yandan cep olacak yani. Torba kesiyoruz. Cep torbası. Burası yana geleceği için dümdüz olması gerekiyor. Şuradan itibaren bakın yuvarlak. Torba kesiyorum şimdi. Benim telefonlarım falan böyle büyük olduğu için oraya sıkıştırayım. Yani gizli cep, yan kesilmiş gizli cep. Evet. Evet, yandan gizli cep koyacağım. Bakın kestim. Şimdi cebi de kestim. Bakın torbayı kestim. Şimdi iki tanesini şurayı düzelteyim ben. Regle edeyim. Bu arada kumaş bize 30 liraya mal oldu. Bakın buraya koyduk bunu. Cebi buraya koyduk. Şimdi buradan ön kısma dönecek ya. Cep biraz burası böyle dönük olması için. Şimdi buradan oyacağız. Ne kadarını oyacağız? Şu kadar. Bakın. Kestim. Çünkü el girecek oradan. İki tanesini aldık. Elin gireceği yer kadar. Hop, cep bitti. Bakın. İki tanesi içte. İki tanesi onun kapağı olacak. Cebi koyduk. Bakın böyle bitti. Arkası da burada. Şunu da şöyle yapayım. Şimdi kapşonu kaldı. Kapşonun montajını yapıyorum. Kapşonu keseceğim ve ürünün bitmiş oluyor. Kesimi bitmiş oluyor. Şimdi bir tane kocaman kapşon keseceğim. Hatta bir tane de şapka yapayım. Benim bu meşhur şapkalarım var ya, beğeniyorsunuz. Hani böyle takıyorum ya, keplerim var benim. Onlardan da takayım. Biraz böyle şey, rüküş olsun. Seviyorum ben. Allah'ım ya. Şimdi şöyle bir tane kapşon keseceğim. Büyük bir kapşon keserim. Şöyle alayım. Geri kalanlarında şapka yapacağım onları. Şimdi kapşonu kesmeye bakın. Kapşonun ön kısmı, boğaza gelen kısmı aşağı doğru ve kocaman başımızı sarması için göz kararı kesiyoruz. Bakın yukarı çıktı ve buradan dönüyoruz. Bak, kapşon da bitmiş oldu. Gördünüz mü? Kapşon bitti. Bu arada ben de kesim bugün dikmeyi biliyor. Ben de kesim bugün dikmeyi biliyor. Ay çok mutlu oldum. Yazılarınızı pek okuyamıyorum. O çok, bir yandan da çok terledim tabii ki. Bakayım. Ay teşekkür ederim. Vallahi maşallah diyorsunuz ya. Bakın şimdi. Bitiminde biliyorsunuz şalvarı kestik. Üstü kestik. Şimdi bir tane de şapka böyle kep dikeceğim. Böyle güzel bir şapka dikeyim. Böyle rapçi şapkası gibi değil mi? Şapkamız olsun. Hatta önünde dili olsun. Dilli. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok mersi. Şöyle ayarlayayım. Şimdi bu şapkanın dili olacağı için iki kattan sert dursun diye şöyle keseceğim. Bu şapkanın dili. Benim meşhur şapkalarım bunlar. Şapkanın kesimini de göstereyim. Bunlar hep hanımlar soruyordu. Şapkayı lütfen nasıl yapıyorsunuz? Nasıl dikiyorsunuz? Lütfen bize de kargolayın, gönderin. Şimdi şapkanın diline gelince bir tanesini kalıp olarak kullanıyorum. Çünkü önde dili olacak. Yani yağmurlu havalarda şapkayı taktığınızda, kar yağdığında, yağmur yağdığında önünüze yüzünüze gelmesin. Şöyle 4 parçadan oluşturuyorum ki, hatta biraz daha sıkıntıyım şunu. Bakın bu şapkanın dili, dil kısmı 4 parçadan oluşuyor. Ben onu monteleyeceğim ve önüme bir çekeceğim. Şimdi kalıp olarak bir tanesini yaptım.
Şimdi hepsini birden kesiyorum. Şöyle yapayım. Üç parça, yine üç parça dikiyoruz. Hemen şapkamı bitireyim önce. Size göstereyim ne kadar basit olduğunu. Evet, bakın şapkanın dili oldu bu. Ön kısmı yani. Şimdi bu da etrafını kulaklarımızı üşütmemesi için. Şimdi soğuk havalar. Üşütmemesi için bak esnek tarafı. Bir yapacağım yine bunu. İkiye katladığımızda dört parmak genişliğinde olacak. O yüzden şöyle keseyim. Bunun ölçüsünü nasıl alacağız biliyor musunuz? Kafamıza göre. Bakın ben tuttum. Şöyle tuttum, yaptım. Bu kadar benim kafamın ölçüsü. Bir daha tekrar yapayım. Bakın tuttunuz. Kendi kafanıza göre yapacaksınız. Tuttunuz. Şöyle yaptınız. Aa, esniyor. Bak bu kadar benim kurtarıyor. Demek ki benim kafa ölçüm o. Kestim. Şunu da yapayım. Ortadan ikiye böleceğiz bunu. Çünkü temiz dikiş yapacağız. Ortadan ikiye bölüyorum. Dil ortaya gelecek çünkü. Böyle de şapkamızı bitirdik. Hadi. Hemen bitirmeye başlayalım. Dikmeye başlayalım. Ben hemen bakın. Şalvardan başlayayım önce. Ve bu hepsini üst üste koyalım. Hadi dikmeye gidelim hemen hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Bir daha geçen çekimlerde makinenin üzerinde overlock makinesi acayip titretmiş şeyi. Makineyi. O yüzden çekimler hep böyle sarsılmış. Evet. Görüyor musunuz beni? Kız. Şunu da açayım şöyle gelsin. Önce şapkayı dikeceğiz dedim. Derya şunun biyesini çeker misin sen bana hızlı bir şekilde? Dili de biye çekecek Derya. Şapka dikimlerinde önce dilin ucunu yapıyoruz, koyuyoruz. Dönün mutlaka. Dört tane bu. Şunları da alsanız alabilir misiniz? Bakın dilim bu. Bu şapkanın ön kısmı. Şuraya siyah biye çekecek Derya. Derya şunu al bir tane. Şuna şuraya biye çekecek. Evet, üstü hemen dikeyim. Şalvarı. Şu cebi de dikip bana verirsen çok memnun olurum. Bak şunu. Şu overlock çektiğin yerleri biye çekiyorsun Derya. Overlock çektiğim yerleri biye çekiyorsun. Buna çektirmeden. Siyah biye. Siyah. Biraz şey yapacağım onu. Biraz böyle teferruatlı olsun. Hemen... Bunlar paçaları yapıyoruz. Yazılarınızı göremiyorum. Telefon çok uzakta. Paçalarım bunlar. Ben giyeceğim ürünü. Ben hemen kendim yapacağım. Bakın üçlü hem şapkası hem kapşonlu üstü. Söz verdiğim gibi. Ay şu kamera çok aşağı yukarı alayım şunu. Şöyle. Bu paça. Şalvar dikiyoruz. Hem kadınlar hem erkekler. Hepsi bir anda giyebilirler bunu. Hem şalvar dikiyoruz. Hem şalvar dikiyoruz, hem üst dikiyoruz, hem de bir tane de şapka dikiyoruz. Yazılarınızı okumuyorum. Meraklılar olabilir, yayını paylaşabilirsiniz. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Evet, şalvarın paçasını dikiyoruz. Bakın ne kadar şık olacak şimdi. Ve ben giyeceğim. Evet, şimdi. Derya, o biyeyi çektiysen bana alayım onu ben. Ver bana. Bunlar bir de modelli olacak. Bunlar cebin, bakın cep var ya, şu cebin üstleri. Bakın buralara biye çektirdim. Torba cep olacak şalvarlarda. O yüzden şöyle alayım. Monte ederken şunu monte edeceğim. Bunların bir yerlerine çıt atmıştım ben. Çıtı bunu buldum çıtı. Şurada da var mı çıtı? Var. Şöyle biraz aşağıya inecek ama şöyle koyalım. Montajı size doğru bakacak. Montajcılar. Şurası düz makinesi olacağı için şurayı katlayarak dikiyorum. Burayı çünkü çima çekeceğim oraya. Ya da orayı torba yapayım mantıklısı. Ben oraya gizli dikiş yapayım. Orada dikiş olmasın yani, o torba cepte dikiş görmeyeyim. En mantıklısı öyle. O yüzden ne yapacağım? Şu alttan başlayacağım. Alttan koyayım şunu. Cebin geleceği kısım, üst kısım. Göstereyim size de şuraya. Mesela cebimi şöyle koyduğumda, tam şuraya koyduğumda şöyle olacağı için şöyle kapatmam lazım. Onu da aynı şekilde ayarlayayım. İğneleyeyim buradan itibaren. İğneyi alabilir miyim şuradan? İki tane iğne alabilir miyim? Teşekkür ederim bir tane. Alayım. Tutturayım ki yerlerini karıştırmayayım. Diğerini bitirdin mi?
Bunları bu taraftan dikiyorum. Bakın bu taraftan dikiyorum. Bunları geri çevirdiğimde dikiş görünmeyecek. Bakın. Bakın şimdi bak. Şimdi böyle ya. Dikişi buradan tutturduğumda, şuradan tutturduğumda, bu Fransız dikiş, buradan tutturulduğunda, geri aldığımda burada hiç dikiş görünmeyecek. Görüyor musunuz? Cep bu şekilde hazırlanacak. Görüyor musunuz? Burada dikiş olmayacak. O yüzden öyle ayarladım. Şöyle ileri doğru da alayım şunu. Aynı şekilde karşılıklı eşit olması için aynı ölçüyü aynı şekilde yapın tekrar. Bunu buraya koyun çünkü bir yerler bunlar yandan modelli olacak. Şunu alayım. Aynı ölçü yerde başlasın. Aynı yeri iğneleyelim tekrar. Evet, bunu da şuradan iğneleyelim. İğne ne yaptım? Buldum. Şimdi kamerayı bu tarafa doğru çevireceğim. Hatta burayı alacağım. Size göstereyim. Beni oradan rahat görün. Görebiliyor musunuz? Şu kamerayı da ayarlayayım. Evet. Şimdi düz makineye geliyorum. Şunu alalım. Bu arada Instagram sayfamızda Derya siparişleri bitire popo artı basen büyütme. Hanımlar, popoları küçük olanlar, bunu da hemen reklamını yapayım arada. Popoları küçük olanlar, ya bunlar nasıl doktorlar estetik yapıyor? Bunu da böyle mazur bir ay bunu da yapıyorlar mı diye söylemeyin lütfen. Bunların da var. Hem erkeklere de yapıyorum hem kadınlara da yapıyorum. Bakın popo büyütme de yapıyorum basenleri. Hem popo büyütme hem basen büyütme. Sen bitiriyorsun şimdi bunu Derya'cığım bu siparişi. Evet, şimdi cep montajı biliyorsunuz iğneledim. Diş elinin görünmesini istemiyorum. Bakın çok basit, overlock da çekilmedi. Hemen düz makinede tutturdum, gittim. Kapaklı olacağı için bakın iğneyi çıkartıyorum. Buraya alıyorum, bak hazır. Gördün mü cep montajı, bu altta dikiş yok. Şunu şuraya alayım, bunu da hemen dikeyim. Şalvar basit. Üstü de yalnızca fermuarı falan olduğu için o biraz tabii ki fermuar montajı da çok basit. Ben size tekniklerini göstereceğim. Fermuar montajı da çok basit aslında, hızlı. Hızlı bir montaj olacak. Hep pratik kesim yaptık biliyorsunuz. Pratik dikim yaptık. Ürünü cuma pazarından, meşhur cuma pazarından aldık ürünü. Ve 15-15 iki parça. 30 lira mı verdik? Yanlış söylemeyeyim. Dünkü kumaşı da bu arada 80 lira demiştim. Meğerse 110 lira almıştım. Ben onu sonradan videosunu izledim çünkü. Şöyle görünsün. Evet. Evet, iğneleri de çıkartayım. Bakın cepleri hop bitirdik. Gösteriyorum şimdi. Bunlar yana gelecek. Bakın yanda olacak bu. Şöyle torba cep olacak. Biz onu düz makinede diktik. Burada dikiş yok. Görüyor musunuz? Tertemiz. Dikiş yok. Bu arada yeni katılanlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şöyle de göstereyim. Bu yanların overlocklarını çekeyim. Şalvar dikiyoruz yeni gelenler. Bu videonun tamamını YouTube'a koyacağım. Bir yandan YouTube'a da video çekiyorum. YouTube'dan da Deniz Podium olarak videoyu nasıl kestik, şalvarı nasıl kestik, üstü nasıl kestik, kapşonlu mu? Bir tane de şapka dikeceğiz. Çok teşekkür ederim kolay gelsin diyenlere. Çok teşekkür ederim. Bakın şöyle cebin montajı, yan şeritleri. Telefon sığacak kadar. Bakın bitti. Bak yan da bitti. Yan tarafa gelecek. Bak cebe. Cep hazır. Bunu da hemen dikeyim. Tekrar hızlı bir şekilde. Siyah biye çektirdim. Siyah ayakkabılar ve siyah böyle kapşona da biye çektireceğim. Derya'cığım çekecek onu. Öyle çok şık olacak diye düşünüyorum. Bakın bunlar da hazır. Şimdi pantolonumuza, şalvarımıza geldi. Bakın şalvar bu. Şimdi bu şalvarı da şöyle ağlarını çatacağız. Sonra biyelerini takacağız. Ağ kısımlarını. Şöyle ağlarını çatayım önce. Kumaşım çok azdı. Aslında şalvar denince daha böyle geniş olması lazım ama kumaşlar çok küçük küçüktü. Yani 3 metre de 1,5 metre üstü için ayırdım. 1,5 metre için altı için ayırdım. İki parça aldım pazardan. O meşhur cuma pazarı. Kadıköy'ün o cuma meşhur. Hem Kadıköy'ün hem cuma günü hem de salı günü. Buradan kumaşçılara, buradan alışveriş yaptım. Çünkü kumaşçılar da beni takip ediyor. Ne diktiniz diyor, görüyorum diyor. Ne yapayım ben orada aklıma hemen böyle beynimde hemen stilistik yapıyor. Hemen ürün, hemen böyle beynimde kalıplar çıkıyor, kesimler yapılıyor, model hemen üretimde, hemen beynimde üretiyor hemen ürünü. Maşallah, subhanallah diyor. Bakın bitirdik ön, bu şalvarın ön kısmı. Şimdi bir tanesini biyelerini takıyoruz. Cepli kısımlar üste gelecek, hata yapmayın, aşağı değil üste gelecek. Ben giyeceğim biraz sonra bunu. Evet, yanların bantlarını takıyoruz. Çok şık olacak. Ben inanın çünkü bir tane film var, bilmem izlediniz mi, satrançla alakalı. Kızcağız oyuncu bulamıyor, ona da ustası diyor ki
aklında diyor oyna, oyna. Hatta satrançlar, ben şeyin adını unuttum, filmin adını, dizinin adını unuttum. Çok da beğendim o dizi. Netflix'te var o satrançla alakalı. Kız diyor ki hayalinde diyor, işte tavanlarda işte satrancın 16 taşlarını diziyor, 32 taş diziliyor, onlarla içinde oynuyor. Onun gibi ben de kumaş aldığım zaman, maşallah bu Allah-u Teala'nın güzel bir lütfu, Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Hemen böyle model aklımda böyle çıkıyor, çiziliyor, tasarlıyor. Hemen kesime geçiyorum. O yüzden kalıp çıkartmak için uğraşmıyorum. Hiç alakam yok o yüzden. Diğer bedenin de hemen üstünü çatalım. Şöyle çatma yapalım. Belki bende kötüdür. Belki mankene, şuradaki arkamdaki plastik mankene giydiririm. Belki ben tombulum ya, bende kötü görünebilir. Belki ona giydirebilirim. Giydireyim mi onu? Öyle mi yapayım bilmiyorum ki. Evet, şimdi tekrar cep montajı ve bu arada altı bitiyor, çok az kaldı. 5 dakika kaldı, 5 dakikadan az kaldı. Altı lastik harç, belini yapacağım, belini de korse yapacağım, benim biraz göbeğim var. Ay anlayamıyorum, yazını anlayamadım bir tane. Okuyamıyorum bir yandan dikeyim çünkü bekleyenler de var, ürünü görmek isteyenler var. Bakın bitirdik. Neyini? Yan bak, ağlarını çattık. İşte bak şalvarın yan taraftaki kanguru cepleri oldu. Şimdi bunların bitiyor. Az kaldı. Hemen yan montajını da yapayım. Sonra belini yapacağız. Göbeğim olduğu için biraz göbeğimi sıkıştırsın diye göbeğime korse biraz yüksek bel çalışacağım. Ve göbeğimi sıkıştırsın. Hafif böyle bir fındık göbeğim var dermişim. Kız fındık göbek. Ben biraz balık etten fazlayım, balık etliyim. Evet. Kumaşım olsaydı daha salaş yapardım. Evet. Hemen bakın alt bitti bile. Şalvarımın altı bitti. 5 dakikayı geçme, tuttunuz mu dakika kızlar? Hanımlar, beyler tuttunuz mu? 5 dakikayı geçmeyecek. Bak dedim ben size. Bitti bile. Yalnızca belinin korsesi var, o korseyi yapacağım. Ağını çatıyorum şimdi, şalvarımızın ağını çatıyorum, ağ kısmını. Bakın. Ay ben bu aralar bol böyle şeyler giymek istiyorum. Vallahi kilo aldığımdan değil. Bol bol giymek istiyorum, böyle bol olsun. Hiçbir yerde salaş bir şey yok, boğulduğum bir şey yok. Kızların üzerinde görüyorum şalvarları. En son dedim ki ben dün de size söz verdiğim gibi her gün hafta içi, cuma hariç, belki cuma yapamayabilirim ama perşembe günü yapacağım. Yarın da güzel bir böyle fırfırlı fırfırlı siparişim var. Hem siparişim daha sevindim. Böyle şey dikeceğiz, söz verdim, bir deneme yapacağız. Böyle fırfırlı fırfırlı beyaz tülden, transparandan böyle özel bir şey dikeceğiz. Siz de ona böyle üstü farklı, altı farklı, değişik bir model. Paçayı takıyorum şimdi. Paça montajı. Yeni gelenler, dahil olanlar, bizi izleyenler hem TikTok'ta hem YouTube'da hem de Instagram'da kucak dolusu sevgiler, saygılar herkese. Biraz sohbet edelim, biraz muhabbet. Bu arada overlock sevenler, öyle okudum, overlock. Size tam manasıyla overlock'un ipini takmadan, ayakçılığından yavaş yavaş sizi böyle overlock sanayi makinesi. Ben normal yavaş makineleri sevmiyorum. Her şeyim çok hızlı. Evet. Onları öğreteceğim size. YouTube kanalımı mutlaka takip edin, bana destek olmayı unutmayın. Bakın pantolon bitti. Şuradan göstereyim. Şalvarım. Bakın. Şalvar bitti. Şimdi giyeceğim size bunu. Yalnızca belinin korsesini yapacağız. Şunu alayım. Hadi bunu bitirelim isterseniz. Şunu şöyle alayım. Belin korsesini siyah kumaştan yapacağım çünkü. Net görünüyor mu? Bakın bu bitti. Pantolon bitti. Ceplerini de montaladık. Hemen bel korsesini keselim. Siyah kumaşlar nerede Derya? Tüller, tüller. Artan fazla kumaş var mı? He? Şurada mı? Bunların içine korseli çıkabilir mi? Şu çıkabilir. Transparan. Bakayım şundan. Şundan da beline yapacağım. Evet şundan. Şu yeterli bana. Korsajlı da kumaş bu, biliyorsunuz. Ben bunlardan korseler yapıyorum. Transparan hem nefes alsın vücudum. Ay kameram şöyle kalmış. İnanmıyorum. Şöyle kalmış ama inşallah çekiyorumdur.
YouTube Deniz Podium. Ay çok teşekkür ederim Sibel'ciğim. Bakın korseyi ben şöyle kendime göre ölçtüm belini. Yüksek bel istiyorum çünkü. Yüksek bel yapmak istiyorum. Şöyle ayarlayayım. Şu benim için, benim için. Bakın bel ölçünüzü şu yan taraftaki pantolonun yan dikişine koyun. Şuraya kadar çekin. Beni çok sıksın da istemiyorum. Böyle çok beni rahat ettirsin. Ben öyle belinin sıkılmasından keza hep pantolonlarım, iç çamaşırlarım bile beni sıksın, sarsın istemiyorum. Ama korse biraz sıkı olur ama ben yine de göbeğimi sarsın niyetine bu korseyi yapıyorum. Şimdi Derya'ya vereceğiz. Bunun belini yapacak. Yüksek bel seviyorum ben şuralarımda falan. Çünkü kış aylarında üşümeyeyim. Gerçi transparan ama. Şimdi şöyle. Şimdi Derya'ya bunu vereceğim. Bu bayağı bir yüksek bel. Bakın şöyle. Bu bayağı bir yüksek bel oldu. Biraz azaltalım bunu. Derya bunun biyesini çeksin. Derya bunun biyesini çekerken içeri katlama, tamam mı? Tamam mı Derya? Şöyle göstereyim. Okay. Evet. Şunu dikip bana verebilir misin? Bak dikiyorum. Görüyor musun? Bak bel kısmı. Bu benim belim. Bu kadar yüksek bel olacak. Çünkü şal var. Ben öyle düşük bel şeyler sevmiyorum. Şuna bir lastiği takarken bana bak bir dakika Derya. Bak şu bel kısmı var ya. Lastiği takarken çok az çektirebilirsin. Çok az. Tamam mı? Al bunu bana yapıp verirsen hemen ben onu bitiririm. Bu arada pantolonumuz bitmiş oluyor. Bak şuraya. Overlock çekeyim mi ben beline? Bel kısmına da overlock çekeyim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tekrar geldiniz. Bunu bir yere takarsan geri çevirmeyelim. O pamuklu kalsın. Katlayalım mı bunu sence beline? Bir açıdan geriye katlayayım mı? Katlamayayım mı? Katlayalım. Katlayı tamam. Aynı yaptığımız gibi. Evet pantolonumuz bitti bu arada. Şapkayı ne yaptın? Şapkanın yakası ne oldu? Ay şapkayı hemen takacağım kızlar size görün. Bakın şapkanın ucu bitti. Ucunun biyesi takıldı. Şimdi bunun hemen ortasını buluyoruz. Çünkü o bakın tekrar. Şapka çok güzel. Bunlardan dikeceğim, hatta siparişlerim var. Tam ortasını buldum. Koydum. Şapkayı da aynı şekilde böyle yaptım. Bunun da tam ortasını buldum. Bak overlock'unu çekeyim şuraya. Şapkayı hemen takacağım. Çünkü şapka hemen çok kolay dikimi. Bunun da ortasını bulalım. Koyalım. Bu şapkalar benim için çok hayat kurtarıcı şeyler. Çok seviyorum bu şapkaları. Çok keyifli bir kere. Bir de temiz dikiş oluyor. Altına da biye takacağız. Şunun biyesini de çekip bana verirsen onu bir tekrar deneyelim. Çünkü bunun da biyesi olacak. Bakın. Şimdi Fransız dikişi tost gibi. Bu tarafın tam tost düşünün. Sanki bu içindeki kaşar peynir olduğunu. Bakın burayı tutturduğunuzda, dili içe koyduğunuzda hop bak şapkanın dili çıktı. Görüyor musun? Temiz dikiş. Arkalı önlü. Temiz dikiş. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz şapkayı? Hadi bitirelim bunu. Hemen de takayım. Görürsün bunu. Overlock'u da çekeyim bunun. Çok şık bir şapka. Bayılıyorum bu şapkaya. Bunlardan satış yapacağım inşallah. Böyle bayağı bir yoğun yapacağım. Gideceğim Alanya'da. Alanya'da satacağım bunları. Alanya'ya geliyorum. Bir de çok pratik. Spor yapan hanımlar, spor yapın. Tekrar göstereyim size. Bakın. Bakın. Şasaç yukarıda kalacak. Oldukça şık. Anladınız mı? Oldukça şık bir şapka. Şunun burasına biye çekiyorsun ama şey, burasına biye çekeceğiz. Siyah biye. Aynı buraya çektiğimiz biye gibi. Ondan sonra bunu kapatacağız ve şapka bitecek. Derya bunun lastiğini takarken şey yap. Çekmeden tak sanırım. Evet üste geldi sıra. Üste. Şimdi bitiyor. Bakın şapkayı bitirdik. Torba cep montajını da yapalım hemen. Biliyorsunuz cepleri kesmiştik. Cepleri kestik. Derya cebe biye çekecek. Hemen şunu da şöyle alalım. Önce tutturalım biz. Sonra Derya'ya cebi şey çektirelim. Biye çektirelim. Cep ağzına. Cebin giriş kısmına. Şöyle. Bakın cebi monte ettik. Görüyor musunuz cep montajı? Şuraya biye gelecek. Şuraya biye gelecek. Derya buraya biye takacak. Çok şık olacak diye düşünüyorum. Söyleyeyim size. Bunu da alalım. Diğer bir tanesini nerede? Burada. Şöyle koyalım. Cep montajı. Bunu da çok seviyorum.
size bunları yavaş yavaş göstereceğim. Bu cep montajlarını bakın, cebin ağzı ve cebin kendisi, torbası burası. Buralara bir siyah biye çekeceğiz. Derya, şunları da sana zahmet. Bu şapkayı bitir o zaman, hemen göstereyim en azından sıkılmasın takipçilerim. Şapkayı dikip verir misin bana şunu, sana zahmet? Derya. Onu alayım. Şunu da dik. Bak şuralarında biye çekiyorsun, tamam mı? Şurası. Yüzü burası bak. Şurası ve şurası. Biye çekiyorsun. Çektirmeden bunun hemen pantolonun şeyini takalım. Korsesini bakın, biyeler çekildi. Hemen bunu da kapatayım. Pontrezini yapayım. Yüksek bel yaptık. Pantolonun hemen şalvarın daha doğrusu. Şalvarın önünü ayarlayalım. Öne arkasını. Şöyle ceplerin tam ortasına gelecek şekilde cep montajını yapıyorum. Ben yüksek bel sevdiğim için bunu ben kendime, ne kadar şeyim değil mi? Kendime dikiyorum ben bunu. Ne kadar fedayım. Ama sonradan arkadaşlarımı çağırıyorum. Kim ne beğeniyorsa açın dolabı. Diktiğim kıyafetlerin hepsini alabilirsiniz diyorum sonra bütün arkadaşlarıma. Evet. Bakın göstereceğim şimdi belini. Beli bol oldu. Şalvar diktik. Ve ben giyeceğim bunu. Kollu istemedim çünkü çok sıcak. Ben montlarım falan var. Bir yerde otururken böyle şık oldum. Bu arada pijama, bakın altımız bitti, gösteriyorum şimdi. Buradan görebiliyor musunuz? Bakın çıkartayım, çözeyim. Bakın şalvarımız hazır. Yandan ceplerimiz var bakın. Yandan cepli yüksek bel. Oldukça şık bir şalvar. Bu bitti. Bunu masanın üzerine alıyorum. Şapkaya geldik. Şapkayı da bitirdik. Bakın biye buraya çektirdim. Ucunda da biye var. Şimdi katlıyorum buna. Şöyle katlayayım. Kontrezlerini yapıyorum. Tutturmalarını yapıyorum. Şimdi hemen kulak arkası yapıp şapkayı takıyorum. Bakın şapka bitti. Bak. Biraz kaldırayım şunu da bana görün net bir şekilde. Şurada diğer kamerayı da ayarlayayım ki. Şapkaya bak şimdi. Saçınızı alın şöyle. Buna bir tokat takabilirsiniz bakın. Benim meşhur şapkalarım. Hanımlar siz çok merak ediyordunuz. Ne kadar rahat. Ne kadar şık. Kulakları sıcak tutan. Hem erkekler hem kadınlar çok rahat kullanabilir. Ya da saçınızı şuradan toplayın şöyle havadan. Değil mi? Nasıl? Süper değil mi? Oldukça şık. Bunun sonra takımını giyeceğim ben şimdi. Şöyle saçımı başımı düzelteyim. Şapkamızı da bitirdik. Şimdi Derya, onun üstün cepleri var. Hemen şöyle alayım. Herkese dikeceğim, herkese dikeceğim. Hatta muhteşem renkler dikeceğim. Derilerini dikeceğim. Çok görünüyor şurada. Şöyle biraz çevireyim mi? Şunu da aşağı alayım. Dikerken beni görsün. Ben giyeceğim bu arada ürünleri. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet, şimdi hırk üstün kapşonlu kısmı. Onu alayım. Bitirsen alayım ben onları. Ceplerim bitirdi. Bakın Derya cepleri bitirdi. Bakın ceplerde biyeler var. Gördünüz mü? Yanlarda biyeler var. Şimdi cep montajlarının kapakları, bunları koyarken dikkat edeceğiniz en husus, ben böyle ters koymayın. İçi de düz olacak. Yanlış montaj yapmayın. Sakın ola ki öyle bir hata yapmayın. Şuradan diğer cebin tanesini bulamıyorum. Nereye koydum kız? Oy. Ha, buldum. Okay. Tekrar yerleştirirken şu şekilde cebin montajını şöyle görebiliyor musunuz? Oradan gösteremiyorum. Biraz şöyle. Biraz daha şöyle çekeyim. Görüyor musunuz? Tamam. Bunu yerleştirirken şu şekilde döneceğiz şimdi cebe. Hemen cep torbasını dönüyoruz. Bakın cep hazır. Cep hazırlanmış oldu. Şimdi şuradaki tutturmaları da yapalım. Hızlı bir şekilde. Şu makineyi siyah dönebilir misin? Düz makineyi. Derya'cığım. Bir şeyim fermuar takacağım ya. Ama önce bir yerlerin sen ne yapacağımı bilmiyorum. Bakıyorum, yapmaya çalışıyorum. Kafam biraz karıştı. Şimdi hemen şapkayı da yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Biliyorsun şu şapkayı.
Şunu da şurasını overlock çekeyim. Ya da bunu B'ye takalım Derya. Bunu komple B'ye yapayım. Şimdi omuzunu çatacağım. Omuzları çatıyorum. Fermuar, çünkü şeyleri bitirdik. Torba cepler bitti. Montajları bitti. Şimdi omuzları çatalım. Hatta şu cebi de bir tanesini de dikeyim. O 4 sipariş bitti. Hazırlandı mı? Bitti Derya değil mi? Bir tek o kaldı. Ben şunu dikeyim, ondan sonra sana da geçeceksin. Sonra yemeğe çıkacağız. Ne? Tamam alacağım. Ben orada sohbet ederken cebin montajı da bitti bu arada. Muhteşem takımlar yapıyoruz. Üçlü set, bakın şapka. Şapka diktik. Bu arada YouTube'a da koyuyorum videoyu. Şöyle aşağı indireyim. YouTube'a da çekiyorum videoyu. Uzun uzun sonradan gelip bizi izleyenler, işte bizi takip edenler, sonradan izleyenler, videonun tamamı YouTube'da olacak. YouTube adresim Deniz Podium. Bu arada Cansucuğum, gülün için çok teşekkür ederim. Çok mersi. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bakın bitirdik. Bu arada gül atan, işte hediyeleri atan arkadaşlar, çok kucak dolu sevgiler, saygılar. Çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Şimdi bunun montajlarını, omuz montajlarını geliyor. Şimdi omuzun montajı bitti bir tanesinin. Diğerini de bitirelim. Dikişten anlayan arkadaşlar zaten bilir. Şimdi Derya, şu kol ağızları biraz geniş olsun. Böyle rahat, kolun böyle içinde yüzsün, rahat olsun diye bunları buralarda bir'e çekecek şimdi Derya'cığım. Onların da hemen şu overlocklarını çekeyim. Derya, bu kolları biraz çekebilirsin. Buradaki bir'eler var ya, şuradaki bir'eler. Şuraya gelen bir'eleri biraz çekerek yapabilirsin. Ben overlocklarını çekiyorum onların. Şöyle katlamayacağız. Bir'eler çünkü siyah ipler, biraz siyahla karıştırmak istiyorum. Görelim. Ne, kamera ters mi duruyor? Anlamadım. Neyi? Biraz daha şöyle. Ay kız, orayı çevirsem Instagram oradakiler göremiyor. Burayı çevirsem buradakiler göremiyor. Neyse, YouTube'a atacağım. Gümbür gümbür izleyeceksiniz. Şöyle. Onun üzerine çatıyorsun. Buraya, buralarına overlock çekiyorum. Evet. Şimdi neye geldi sıra? Kapşona geldi. Kapşonu zaten tutturmuştuk. Yakanın ortasını elinizle, pratik bakın, bunlar işaret almanıza gerek yok. Yakanın ortasını tuttunuz. Ortanın ikiye, bakın ortası burası. Hemen onu makinenin altına koydunuz. Burası da enseye gelen kısmı. Burada zaten dikiş var. Bunu da o ortaya aldığınız kısma koyuyorsunuz. Ve buradan böyle yapıp hemen tutturmaya başlıyorsunuz. Kapşon da montajı bitti bu arada. Bitiyor yani, bitiriyorum. Derya, şunların resimlerini yapar mısın? Sonra fermuar montajı. Fermuar montajı. Bakın kapşon da bitti. Kapşonun montajı. Hemen bunu sana zahmet. Şu yaka var ya, şu kısma. Şu komple yaka. Uçtan uca siyah bir'e çekeceğiz. Ben onu fermuar takarken o şekilde. Bak şurayı var ya, esnetmeden çektim ama buraya fermuar takacağım ya. Buraya ben overlock çekiyorum. Yani etek ucundan, alt kısımdan buraya gelen kompleyi overlock çekiyoruz. Derya oraya bir'e çekecek. Kapşon kısmı var ya, bana bak. Kapşon kısmı var ya, çekerek yapabilirsin biraz. Evet, şimdi ne oldu? Bakın şöyle göstereyim. Kapşonu takıldı. Şöyle şuradan. Kapşon takıldı. Şu overlock dikişine bir'e çekecek. Kollarının bir'esine çekecek. Ceplerin zaten montajı hazır bitti. Bu da yaklaşık 10 dakika içinde hazır. Bunu veriyorum Derya'cığım sana. Ben biraz sohbet edeyim, muhabbet edeyim. Al Derya. Onlar, kızlar 11'de gelecek ya. Ona şey yapma. Önemli değil onlar. Şimdi canlı yayındayız ya. Onları yapıp yaparsan. Derya. Canlı onu yapmak ister misin? Onları yaparız çünkü kızlar geç gelecekler. Onların siparişlerimiz var. Derya, onu bitirene kadar ben de sizin yazdıklarınızı bakmaya çalışayım. Bu arada şeyimin, YouTube'daki kameramın şeyi bitiyor. Şarjı bitiyor. Onun için hemen fişini getireyim. Ona fişini takayım. Ben de kablo takmayı unuttum. Görüyor musun? Diyorum, bir aksilik var çünkü YouTube'a atamam, yoksa hemen şunun şarjını acilen bağlayayım. Bu arada şuradan hemen hızlı bir şekilde. Çünkü yoksa YouTube'a atamam. Okey. Oluyor. İnşallah şarj oluyordur. Şöyle bir bakayım. Makine şöyle. Okey, şarj oluyor. Evet Derya, onun şimdi Derya neyi yapacak onun? Derya tam bana şuradan, şunlar görünüyor mu? Şöyle kalsın.
Çok iyi oldu. Bu arada ışıklarımı değiştireceğim. Allah nazardan korusun. Leyla Hanımcığım çok teşekkür ederim. Derya Hanım iki sefer söyleme. Çünkü aslında şey var, siparişlerimiz var. Şimdi canlı yayındayız ya. Hani onları daha iyi böyle hemen yaparsa siz de bekletmemiş olurum. Kızlar zaten 11-12 gibi gelecekler. O yüzden şimdi canlı yayındayız, bana yardımcı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Hani bana yardımcı olsun diye söyledim. Öyle işte. Şimdi ne oldu? Bu arada altımız bitti. Şalvarımızın altı bitti. Ben giyeceğim şalvarı şimdi. İkili kombi. Şapkamızı bitirdik biliyorsunuz. Şapkamızı da bitirdik. Muhteşem bir şapka oluşturduk. Şimdi kapşonlu üstümüzde giyeceğim. Ben giyeceğim. Hepsini ben giyeceğim. Teşekkür ederim. Öpüyorum, sevgiler, saygılar bu arada. Her hafta içi öğleden sonra, belirli saat vermiyorum, canlı yayında dikiş teknikleriyle, diktiklerimizle alakalı canlı canlı bütün ürünleri sizlerle paylaşacağım. Hem Instagram'da hem de YouTube'da yayındayım şu anda. Hani YouTube'da canlı değilim ama oraya YouTube'a video çekiyorum, editleyip yeni gelenler, yeni dahil olanlar, yeni katılanlar videonun tamamını, hepsini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Dün de biliyorsunuz ne diktim, dün ne dikmiştik biliyorsunuz. Burada hatta mankenin üzerinde. Dün bunu diktik. Bakın muhteşem bir set diktik. Şöyle dursa düşer herhalde. Bakın hem bunun kabuğu da kapşonlu. Biraz yukarı kaldırayım. Bakın bunu diktik. Kapşonlu muhteşem. Askılı üstü böyle muhteşem bir set diktik. Çok kalın bir kumaş. Çok keyifli bir şekilde çalıştık. YouTube'a da şöyle şuradan kaldırarak göstereyim. Zaten bu videonun nasıl diktiğimizle alakalı, az daha düşüyordu. YouTube'da nasıl diktiğimizle alakalı videoyu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bütün kesme, kesim ve dikim noktalarına kadar YouTube'a bunun videosunu attım. Bu sabah attım. Çok zordu ama attım. Şöyle çekeyim. Derya onu bitirene kadar sohbet olsun diye bunları anlatıyorum. Evvelki günde bunu diktik. Yine kapşonlu, degaje yaka, böyle uzun bir hırkası olan, uzun bir hırkası, böyle bir set diktik. Oldukça şık, böyle kapşonlu, mapşonlu. Hem de Fendi'nin bir kumaşı. Çok güzel bir kumaş. Bu da böyle çok rahat, çok böyle yumuşak bir kumaş. Bunu da bitirdik. Şimdi de kendime dikiyorum. Nazar boncukları için çok teşekkür ederim. Çok mersi, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel bakan hep güzel görür. Yazılar çok küçük, pek anlayamıyorum o yüzden. Buradan sonra takipçilerin seni anlayamadım. Ne yazdınız? Bundan sonra takipçilerin seni yeni gördük. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Tabii yayını paylaştıkça böyle kocaman bir aile olacağız. Ben de bildiklerimi size öğreteceğim. Hem kesim teknikleriyle. Bu arada üzülmeyin. Geç katıldıysam işte ben yayını göremedim. İşte şapka dikerken ben bunu fark bilmiyordum. Şalvar diktik ama bunlar için üzülmeyin. Çünkü yayının tamamını ben çekiyorum. YouTube'a atacağım. Aynı bütün detaylarıyla. Orada durdurun, ileri alın, muhabbetten sıkıldıysanız, sohbetten geri alın. Bu arada Derya bitirdi. Hemen şöyle göstereyim. Derya bunu hemen, buranı kollarına yapmamışsın. Kollarında da bir yerler çekecek. Kapı kollarına. Şu kollarının bir yerlerini çekerken çektirerek çek lütfen. Hayır. Onlar yelek olacak. Ben uzun kol... Ay montum var. Mesela sinemaya falan gittim. Gerçi pandemi var, artık gidemiyorum ama bu yakınlarda Matrix gelirse gideceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. Gelinlik dikiyor musun? Gelinlik çok meşakkatli. Gelinlik bir şey dikmiyorum. Onlar çok... Ben günlük kıyafetler. Bakın. Abiye kıyafetlerinizi zor bu tarz böyle. Çok işlemli, çok el emeği ürünler. Beni sıkıyor ve bayıyor. Benim tarzım değil. Benim asıl branşım çocuk moda tasarımı ben okudum. Medayener mezunuyum. 97 mezunuyum. Yaşım ortaya çıktı. Ama bir de şu var. Ben hem okulluyum hem alaylıyım. Hem bunu çekirdekten yetiştim. Ben böyle ilkokul çağlarında annem terziydi. Annemden bana öğretilen bir şeydi bu. Allah razı olsun kendisine. Bütün ebeveynlere, vefat eden herkese de Allah'tan rahmet diliyorum inşallah. Çocukken bana demişti, o bana öğretti. Şimdi ben ekmeğini yiyorum bunun. O yüzden ben de bu bilgilerini, pandemi var, evinde olan, işe gitmeyen hanımlarımız var, erkeklerimiz var. Yeni farklı bir ekmek kapısı açılsın diye benimle beraber, ben sizin öğretmeniniz ya da hocanız olmayacağım, dikiş hocanız da olmayacağım ama sizin dikiş arkadaşınız olacağım. Öyle hani böyle öğretmen, öğrenci ilişkisi olmaz, dost arkadaş ilişkimiz olsun diye bildiğim her şeyi bütün formülleriyle, nereden, Allah sizden razı olsun, ne demek?
Hepimizden Rabbim razı olsun. Sevdiklerinizden de dahil inşallah hepimiz kazananlardan oluruz diye umut ediyorum. Bildiklerimi paylaşayım. Çünkü geride bıraktığım zaman ne bileyim işle alakalı ferace dikeriz tabii ki. Bir tane bu arada tesettürlü hanımlar, kapalı hanımlar. Bir tane kapalı tesettürlü hanımın üzerinde bol paça bir pantolon, bol paça bir pantolon keseceğim. Onun üstünde bir tane beyaz bunlar. Bunlar bir krem rengi gibi giymişti. Bayıldım ona, çok bayıldım. Tesettürlü kapalı hanımlar için de bir tane üst dikeceğim, uzun kollu böyle okula giden, işe giden kapalı hanımlarımıza. Bir de altına böyle bol paça pantolon ve nasıl dikilme teknikleriyle alakalı. Hatta o gün şey yapalım, o kumaşı alacağım. Bir de benim pazar muhabbetlerim de var. Canlı kameramla gidiyorum çünkü. Kameram nasıl pazarlık yapıyorum. Siz de bu arada pazarlık yapmayanlar. Pazarlık sünnettendir. O yüzden ben kumaşçılar buradan beni izliyorsa benden illallah ettiler. Her sohbetimde söylüyorum bunu ama. Pazarlık sünnettir. Sıkmadan insanları, yormadan. Kardeşim siz 150 dediniz ama bu 100 olmaz mı? Abartıyorum tabii. Ay olmaz. Kardeşim 120 yap o zaman. Diye diye. Ay tamam abla al git Allah rızası için. Git ne olur git. Böyle kumaşlarda. Bakın ben sıkıldıkça şimdi büyük firmalardan bu Osman Bey tarafından ya da işte kumaşların çok böyle toptancılardan metre metre kumaş almak çok zor ve meşakkatli. Öyle bir metre iki metre adamlar tonlarca kumaş veriyorlar. O yüzden ben aradığımı pazarlarda buluyorum. Pazarda çok güzel kumaşlar var. Metrajlar var. Mesela bir top var. Topun içinde 250 metre kumaş var. 200 metre ya da 100 metre kumaş var. Oradan artan kumaşlar orada. Benim işime geliyor. Ben zaten sürekli aynı şeyi dikmiyorum ki. Ya da aynı şeyi giyiyorum. Bakmayın bu aralar çok siyah giyiyorum. Ton bulduğumdan. Bitirdin mi? Bitirdim. Hadi dikmeye başladım. Çok vut vut ettim. Ürünün artık bitirmeye geçiyoruz. Siyah dönersen çok memnun olurum o makineye. Şu makineye. Fermuar takacağım bitiyor. Bir, çok benim 10 dakikalık işim var. Ha? Yo onu dikersin o önemli değil. Bu canlı yayındayız ya şunu halledelim biz. Ondan sonra onu hallederiz. Önemli değil o. Derya'cığım bana siyah dönerken şimdi yan omuzları bakın kolları döndü. Kollar geniş yaptım. Çünkü ben biraz böyle rapçiler gibi bol olsun istiyorum. Biraz kamerayı da aşağı indireyim. Şöyle şunu da indireyim aşağı. YouTube'daki kamerayı da indireyim. Şimdi yanların çatmasına geçiyorum. Şöyle şuradan yapalım. Evet, kolları montajlarını yaptık, cepleri tutturduk. Şöyle bir daha pontrezlik görüyor musunuz? Göremiyorsunuz ki değil mi? Beni şu anda göremiyorsunuz, görünmüyor. Instagram'dakiler vallahi YouTube siz yanlış anlamayın. Instagram'da şu anda hiç görmüyor. O yüzden TikTok şu anda. Oradaki takipçilerim daha fazla benim. Siz yabancı değilsiniz. Siz benim akrabalarım gibi oldunuz. TikTok da öyle ama siz YouTube'dan beni izleyemeyenler videonun tamamını komple biliyorsunuz YouTube'a atacağım. Üzülmeyin ben burada muhteşem bir kamerayla başka bir kamerayla 1080p kaliteli bir görüntüyle çekiyorum. Oradan daha iyi izleyeceksiniz. Yani yalnız TikTok'ta yayın yapmıyorum. Haberiniz olsun. Cebime bak cep. Ya kumaşım çok az. O yüzden tasarruflu gitmek zorundayım. Bunların ölçüsünü ayarlarken kol montajlarını mutlaka ölçerek gidin. Yan tarafı bitirdim. Kolun montajını. Şöyle eşit olsun diye. Bakın şöyle eşit olsun diye. Şöyle ayarladım. Bakın bunlar yanları. Şuradan tuttum koydum ve dikiyorum şimdi. Bir yandan da pontrez yapıyorum. Kıstırma diyorlar. Bunların terimlerini tekstil üzerindeki bütün terimleri size öğreteceğim Allah'ın izniyle. Siz de dikmeyi bileceksiniz, kesmeyi yapacaksınız. Aynı güzel. Yıllarca benim annem bizi evinde biz çünkü dört çocuktuk. Mustakil bir evde yaşıyorduk. Ve o evde annem kendileri keserek, kumaşı alıp kendi evde keserek, dikerek ve bunları işportacılık yaparak bizleri bu yaşa kadar getirirdi. Belirli yaşa kadar. Tabii ben bu konuda çok böyle asi bir çocuk olduğum için en küçüklerimde. O yüzden çok sinir. Bu arada teşekkür ederim. Nazar boncukları için çok teşekkür ederim. Ben asiydim. O yüzden çok küçük yaşta evden ayrıldım. O yüzden annemi ben en çok üzenlerden bir tanesiyim. Tabii şimdi belirli bir yaştayım. Üzülüyor muyum geçmişimizde yaptığımız şeyleri? Tabii ki üzülüyorum. Hatalar bize insanlar için. Hataya açık varlıklarız. Her an her şeyi yapabiliriz. Her yaşta yapabiliriz. Önemli olan bu hatayı dan geri dönmek. Hatta Fatih Kısa neydi adı? Unuttum ünlü bir yazar vardı. Hayır. Fazıl kaybını söyleyin unuttum ya. Neydi?
Necip Fazıl Kısakürek. Değil mi? Doğru söylüyorum. Yanlış anlamayın. Çok güzel bir sözü var. Ben geçmişimi dürdüm ve geçmişimden ders alarak bütün geçmişimi, yaptığım her şeyi göz önüne alıp her şeyi dürdüm ve çöpe attım. Çöpü yalnızca köpekler karıştırır diyor o Necip Fazıl Kısakürek. Ben de öyle geçmişimi geride bıraktım artık. Ve şimdi yeniliklerle bu noktada ilerledim. Evet, çok teşekkür ederim Necip Fazıl Kısakürek. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Derya'cığım şuraya da bir çeker, buraya etek ucuna bir çekeceğiz. Şuraya da bir çeker misin şu burasını? Bunu biraz çektirerek yapalım mı? Bol mu olsun burası? Ben kısmı hafifçe. Tamam, okey. O zaman yalnızca arkaya mı çektirelim? Arkayı çektir. Şu arka kısmı, arkaya gelen kısmı çektirelim. Arka biraz büzük büzük olsun. Popom çıkar o zaman ya. Yiyemem onu. Aa, bunu kıvır kıvır vazgeçtim ben. Al bir çek, normal bir çek, al bir tane. Bu arada bitirdik. Şimdi fermuar montajı. Bakın ben şimdi şöyle hızlı bir şekilde giyeyim size. Bakın şöyle. Kapşonu da taktım. Görüyor musunuz? Buraya da bir tane fermuar takılacak. Cepleri de hazır yandan. Şuraları da böyle kıvıralım ya da biye takalım biye. Derya. Etek ucu böyle çok kısa almasın. Böyle hazırladık. Gördünüz mü? Şimdi bir tane buraya fermuar takacağız. Şöyle fermuar takılsın. Hem de arkalı önlü muhteşem bir fermuar. Onu da bitirelim. Şöyle görüyor musunuz? Bu bacağım hep havada. Bakın şalvarım. Telefonum nerede? Telefonlarım nerede? Ver telefonunu bir dakika. Sana zahmet telefonunu ver bana. Şimdi dışarıda geziyorum. Derya'nı bitirsin. Bakın dışarıda geziyorum. Şalvar burası. Bayılıyorum bunun tarzına. Çok böyle şık. Bakın. Telefonumu. Arkası yanlış mı? Nasıl? Hangisi? Burası arkaya gelecek değil mi? Hayır, şalvar ya bu. Bu şalvar böyle işte. Ön arkası fark etmiyor bunu. Gördünüz mü? Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ön arka olmayacak mı? Ön arka olmayacak. Ya yok yok, hayır hayır. Burası bol. Ters değil. Bakın A böyle bu şekilde. İkisi aynı, bir bir. Böyle açayım bacaklarımı görün. Şöyle bacaklarımı açıp, bu şalvar. Bol bir şalvar. Görüyorsunuz. Canlı yayın gitti mi? Bakayım. Gördü, tamam. Aramayın. Uçak modunu aldığım halde nasıl arıyor insanlar, ben anlamıyorum. Sana her yerden ulaşırlar. Ne kadar fenalar kız. Çok seviliyorsun o yüzden. Ha. Ay, bir daha giyip bir daha çıkartıyorum. Şaka gibi. Ya kumaş kalın ya, dökümlü normalde şarbalar ince kumaşlardan yapılıyor ya da daha çok böyle gabardin tarzı. Bu şimdi kalın bir kumaş, o yüzden garip durdu gibi öyle. İyi duruyor şimdi. Tamam, bakayım ne yazdınız. Kız A kısmı oturmamıştı. Biraz kısaltma şansın olursa daha iyi olur. Olabilir. Şimdi böyle pratik kesimlerde aslında. Yok hayır, kalın kumaş konu. Hayır, yok ben kötü durmuyor. Yok hayır, kötü durmuyor. Burası ya, öyle, model bakıyorum. Böyle al aşağıda olacak, olmayacak. Tabii, güzel. Anladın mı? Bak böyle bu tarz. Bak arkası. Şöyle. Ne kadar rahat. Cepleri filan. Aa, bu şekilde olacak ya. Böyle durmaz. Bu şalvar çünkü. Yalnızca kumaş. Biraz kalın olduğu için. Evet evet. Hem bu tarafta cebim var. Hem bu tarafta cebim var. Bu yandan cep böyle. Yandan. Yalnızca cepler yandan görünüyor. Yandan. Yandan. Çünkü onları aslında daraltırsam çirkin durur. Evet evet. Yok yok, hayır, ben bol istedim zaten. Ben bu tarz istedim. Çok da seviyorum bol. O yüzden devam edeceğiz. Şimdi bir fermuar takacağım. Sonra şapkayı da giyeceğim. Tekrar şey yapalım. Şunun fermuarını takalım. Fermuarı ne yaptık şurada? Fermuarı da çok basit takacağız. Hemen üstler takacağız çünkü. Eleştirirsiniz. Bir dakika dur. Komple hepsini bir giyeyim, bitireyim. Ondan sonra eleştirin. Tutturmalarını yapayım.
giyeceğim. Fermuar montajını yapayım hızlı bir şekilde. Üstüne giyeceğim. Hatta bugün bununla çıkacağım. Kumaş sıcak, bir de kalın kumaş. Böyle kendini çok bırakmıyor. Görebiliyor musunuz beni? Görüp bir dakika okuyacağım, okuyamıyorum şu anda yazılarınızı. Okuyacağım. Hemen pardon. Şunu montajını yapayım. Hızlı bir şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ya ben bunu çok beğendim. Çok da keyif alarak aldım bu kumaşı. Çok da zevk alarak aldım daha doğrusu. Bana senden ulaşıyorlarsa çekimde olduğumu söylersinler. Şu an müsait değilim. Görebiliyor musunuz montajı? Fermuar montajını. Bir olduğu için fermuar montajı da oldukça şık ve basit oluyor. Hemen fermuarını da monteliyoruz. Sonra ürünü ben giyeceğim dedim. Dedim mankenle daha güzel durur. Ben çok etli mutluyum. Bir de açıları çok önemli. Kameranın açıları da çok önemli. O yüzden tam manası. Ama ben şimdi çekimlerde daha düzelteceğim onu. Şimdi ben acil size diktim ama bunu düzelterek videosunu alacağım. Evet. Fermuar montajını da bitirdik. Şöyle alayım şunu. Şuralarını da keseyim. Evet, hadi bakalım. Ben kamerayı da ayarlayayım şöyle güzel bir şekilde. Şöyle hem arkamda görünsün buradan. Arkamı da şöyle karşıdaki şeyden görün. Aynadan görebiliyor musunuz? Görünmüyor mu? Görünmüyormuş. Şunu da ayarlayayım şöyle. Ay teşekkür ederim bir tanem. Şapkayı takacağım. Tokan var mı Derya? Bakın. Benim zaten tişörtüm var. Hemen bakın iki taraflı fermuarlı. Şöyle sirkeliyim. Ben bunu manken daha iyi. Ben şimdi kiloluyum. Siz anlayamadınız. Her lastiği alayım ben. Saçımı bağlayacağım. Tekrar şuradan da böyle fermuarını bağlayayım. Ben tombulum diye böyle duruyor. Normalde böyle değil. Vallahi beni kilolu gösterdi. Şapkama da takayım. Lastiği de alayım. Evet, şapkayı da takayım şöyle. Tam rapçiler. Gördünüz mü? Şu şekilde. Bunu daha çok tabii beni bu kilolu gösterir. Çünkü açık renk, gayet güzel. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sanki arkası önde. Yok, benim popom çıkıntılı ya. Önde bir şey olmadığı için. Bakın, şöyle açtığım zaman anlarsınız. Şalvar kesimi bu, şalvar. Şöyle göstereyim. Hatta şunu şöyle yapabilirim. Daha dökümlü olsun. Evet. Videonun tamamını ben bunu mankene giydireceğim. Şimdi kiloluyum diye siz anlamadınız. Canlı yayında bugün ne diktik? Bir tane yandan fermuarlı. Yandan cepli, önden fermuarlı bir tane süveter tarzı bir şey diktik. Sizin karşınızda olunca ne kadar profesyonel olursam olayım heyecanlanıyorum. Çok böyle profesyonel olsam da heyecanlanıyorum. Tekrar söyleyeyim. Tabii ki ufak tefek aksaklıklar var. Hatta cepi daha fazla oymalıydım. Şurayı daha fazla oyup öne daha çok gelmesi lazımdı. Olsun ama şimdilik tabii sizin karşınızda olunca daha insan heyecanlanıyor. Şalvarımız da ben bunu mankende size daha iyi. Bunun videosunu mankene giydireceğim. Şuradaki bu mankene giydireceğim. Şu manken giyecek. Ve mankende daha şık görünecek. Şaşıracaksınız hatta. Tutturmalarını yapacağım. Biliyorsunuz yandan cepli. Telefonu tekrar alayım. Telefonlarınızda çok rahat gezerken bakın şuraya attınız. Bak yanda kaldı ceplerde. Çok şık. Olduğunca spor, yürüyüşe çıkarken
alışverişe çıkarken pazara falan gider. Günlük kıyafet bu. Beğendin mi? Bak Derya beğendi. Canlı görüyor Derya şimdi beni. Derya canlı görüyor. O yüzden Derya çok beğendi. Şapkamız ile çok rahat soğuk havalarda. Mankendeki falan filan. Daha fiyatlandırmadım. Daha belli değil. Çünkü kumaşı 110 liraya aldık. Ben 80 lira demiştim. Kalbinin teşekkür ederim nazar boncuklarınız için. Çok ama çok teşekkür. Ne kadar doğalsınız ya. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Siz güzel bakıyor ve güzel görüyorsunuz. O yüzden bendeki bunu da siz görüyorsunuz aslında. Şöyle saçımı düzelteyim. Gördünüz. Canlı yayında dik dik hazırladık. Kapşonu hazır. Şöyle dikeyim. Önünde açayınız. Açabilirsiniz ya da şöyle salaş giyebilirsiniz. Şu şekilde. Dik dik hazırladık, dik dik sizin beyninize sürdük. Daha ne kumaşlarım var, çok kumaşlarım var. Daha kumaşlardan çok daha şeyler yapacağız. Yarın daha karar veremedim ama yarın için daha tam manasıyla karar veremedim ama yarın için güzel bir şey bulacağım. Sizin için yarın o zaman artık karar vereceğim. Çok teşekkür ederim bu arada. Mesajlar da yazıyorsunuz bir yandan. Mankendeki pembe, güzelim bir mankenin üstündekine çok çok hızlı yazıyorsunuz, göremiyorum. Çok hızlı yazıyorsunuz. Mankenin bunu diktik biliyorsunuz. Bunu dikeyim de şurada. Şunu. Şöyle alayım. Devrilmesin arkamda kalsın. Bunun dikimi. Bunu nasıl kestik? Nasıl diktik? Bunu nasıl? Bu çok kalın bir kumaş. Evi soğuk olanlar, üşüyenler, kansız olanlar. Anemi olarak, kansız olarak. Kanı gerçekten içi çünkü çok tüylü. Aslında bu kadar kısa değil. Ben bunu daha uzun yaptım. Yani bu buralara geliyor. Ben göbeği açık bir model. O yüzden bunu çalıştım bu şekilde ama şöyle yanınıza geçeyim. Hem de bu yazıları okuyayım. Güzel bakın pembeli. Evet gül kurusu takım. Gül kurulu bir takım. Şöyle bacağımda inanamayayım. Oldukça şık ve de cepleri de çok şık. Bunların da yine aynı şekilde. Burada kocaman bir cebi var. Üşüyenler diyorum. Üşüyenler hem polardan polar bir takım. Ya polar demeyeyim. Dışı havlu, içi içi tamamıyla şardonlu tüylü. Beğendiğinizde çok sevindim. Bununla alakalı nasıl diktim, nasıl yaptım, nasıl kestim. Hem üstü, hem kapşonu, hem altı YouTube kanalımda. Tekrar söylüyorum YouTube kanalım. Deniz Podyum. Orada bunu nasıl hazırladık, nasıl kestik, nasıl muhabbetler ettik, neler konuştuk, neler anlattık. Hepsi YouTube kanalımda. Başka rengi var mı ve fiyat nedir? Instagram'dan çalıştığınız ama bu ürünler yok. Yok hayır bunları biz tamamıyla kendime diktim bunları. Kendimize diktik. Sipariş olursa hazırlar dikeriz. Neden olmasın? Ben imalatçıyım. Öyle toplu alımlarda daha uygun fiyata çalışırız. Çünkü ben birinci elim. İmalatçılar, dikenler her zaman mağazalardan da diğer toptancılardan da en uygun verenlerdir söyleyeyim. Bu arada oh Ayşe'cim bu mu? Havlu tamamıyla havlu. YouTube'a üye oldu mu Ayşe? Vallahi seni hırtaklayacağım yemin ederim. Bak YouTube'a da üye ol. Bunu nasıl kestik, nasıl diktik hepsi orada. Bu havlu. İçi tamamıyla tüylü. Ya bir bornoz sorayım. 190 lira bir bornoz ya. Hadi biz buna ne diyelim ki? Yani bir fiyatlandırırız artık şimdi öylesine. Ben tamamıyla bilinsin, görülsün. Kapalı ister için yazar mısınız? Gül kurusu olan takım. Kapalı istersem içine. Kapalı derken yakaları mı kapalı? Bisiklet gibi. Bak bu Japonya kollu. Bu açık askılı. Askılı bu. Askılı bir model. Abla yarın feracı diker misin? Yarın feracı dikemem. Feracı çünkü bayağı meşakkatli. Ama salaş bir Arap feracısı dikebilirim. Arap feracısı dikeceğim. Yarın Arap feracısı dikeceğim. Yarın öğleden sonra. Sizi söz vermiyorum ama hani bir sıkıntı olur, bir şey olur. Yarın Ayşe bu arada... Ayşe bu arada seni şeye bekliyorum. YouTube kanalıma bekliyorum. Çok güzel bayıldın mı? O zaman sana da bir ara dikelim tamam mı? Aynısından sana dikelim. Bu bir daha uzun. Ben bunu kısa, modeli kısaydı. iPad'den göstereyim bunu. Biliyorsunuz YouTube'da... Yapmıyorum. Siri bir dakika bekle lütfen. Vıt vıt vıt. Bakın bu model. Bu model o kısasıydı, bu büstiyerliydi, uzundu, salaştı. Kapşonu yoktu. Ben ona kapşon ekledim. Ne bileyim belki birileri bunu bornoz diye kullanır. Ne bileyim belki soğuk havalarda evi çok soğuk olanlar. Ne bileyim vallahi bazen soba bile yansa. Yemin ederim üşüyoruz yani. Soba bile yansa üşüyoruz değil mi? Askılı ben kapalı bir bayanım. O yüzden uzun istemem. Tabii ki neden olmasın. Bu istediğimiz model yapabiliriz. Bakın bunu bir ileri şekilde. Bakın biz aynı şekilde bunu da yaptık. Bunun önü de nasıl yaptık? Degaje yaka yaptık.
kapalılar özellikle. Gömleklerin hırkalarını al. Bu uzun bir tane hırkası. Bunu da tamamıyla bol pantolon olarak düşünün. Bu da uzun mesela. Bu da bayağı uzun. Bakın bayağı uzun çalıştık. Modeli biz kendimiz diktiğimiz için her model, her uzunlukta dikiyoruz. O yüzden çizimleri atın. Instagram'dan bana ulaşın. YouTube'dan bana ulaşın. Anladınız mı? İstediğiniz model yapabiliriz. Bize kalmış bize tamamıyla. Şu çıkartayım çok sıcak. Çünkü çok aşırı derecede. Yarın ferace egzotik bir renk ferace bir kumaşım bulmam lazım. Bir tane güzel. Ah yeşil var. Yeşil kumaşım var. Yeşilden ferace dikerim. Kızıma olabilir. Ramazan kızıma olabilir. Ay kurban olurum ben. Kızları da Rümeysa'cıma da buradan kucak dolu sevgiler saygı bizi izleyen, bizi takip eden bütün akrabalarım, yeğenlerim dahil olmak üzere hepsi Ayşe'cim, Aleyna'cım öpüyorum sizi kucak dolu sevgiler saygılar Rümeysa'cım da ve izleyen hem akrabalarım hem dostlarım hem arkadaşlarım. Evet yayının yavaş yavaş sonlarına geldik. Biz diktik. Belki biraz sohbet ettik, biraz konuştuk. Dediğim gibi, bugün söz verdiğim gibi size şalvar dikecektim. Şalvarı diktim, kendime dikecektim. Çünkü ben rahat böyle bol şeyler istiyorum, bol kıyafetler. Bakmayın önüm böyle olduğuna, size kamerada böyle geliyor ama mankene giydireceğim bunu. Mankende çekip size öyle şekilde paylaşacağım. Filiz'cim, Filiz seni çok öpüyorum, çok seviyorum. İnşallah geleceğim yakında. İnşallah Atapazarı'na geleceğim. İnşallah sen de orada olursun. İnşallah. Instagram'dan bahsediyorum. Canım benim. Başka sorularınız? Bu arada popo artı basen var mı kalıplarda hiçbir tane? Şunları Derya bir tanesini geçirir misin sana zahmet olun? Şunu geçirir misin bir şeye? Şuna geçirir misin oradaki plastikleri? Yok hayır. Onu geçirir misin plastikleri? Siz de şimdi biliyorsunuz bizim asıl mesleğimiz popo artı basen. Arkan takım fiyatını söyleyeceğim. Daha fiyatlandırmadık ama kumaşını biz 110 TL'ye aldık. Bu arada yarın eğer ferace dikemezsem yine kendime bencilce Aygül Yeşim kucak dolu sevgiler. Ne güzel kalpleri küçükler gönderdi. Çok teşekkür ederim. Bu arada biliyorsunuz ondan artan kumaşım var. Bundan da kendime, bundan yine kendime bu artan kumaşım var. Bundan da yine kapşonlu bir üst dikeceğim. Çünkü üşüyorum ben, anemiyim. Namaz kılmak için esnek ferace dikiyorsunuz. Tabii namazlarda. Bir de bir yerde gördüm. Çok da keyifli biliyorsunuz. Zaten satışları var. Namazı hemen bayanlar için ya da erkekler için çok rahat hemen böyle namaz kılarken giyebilecekleri bir kıyafet. Bu arada hemen bizim asıl yaptığımız işle alakalı söyleyeyim. Biz neler dikiyoruz? Biliyorsunuz buradan hem erkeklere hem kadınlara çalışıyorum. Diğer trans kadınlara da çalışıyorum. Arkadaşlarıma da çalışıyorum. Biz vücudunda problemli olan, işte pantolon giyemeyen, işte basenleri ya da poposu gelişmemiş, erkek sıhhatli olan kadınlara biliyorsunuz biz popo da hazırlıyoruz. Popo dikiyoruz. Bakın. Popo büyütüyoruz, basen büyütüyoruz, elbiselerde ve pantolonlarda. Şöyle göstereyim, şöyle göstereyim, tam düzelteyim ki anlayın. Bakın, baseni olmayanlara basen yapıyoruz, poposu olmayanlara popo yapıyoruz. Pantolonlar, elbiseler, hepsi şık duruyor insanlarda. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve YouTube'da unutmayın, popo artı basenlerde yapıyoruz. İster popoyu büyütebiliriz, ister baseni büyütebiliriz. Telefon numaram da Instagram'da ve YouTube'da var zaten. Oradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan DM'lere bakamıyorum. Fırsatım yok çünkü onlara bakamıyorum. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Sizi çok çok ama çok öpüyorum. Beğenileriniz için, hediyeleriniz için, sohbetiniz için, muhabbetiniz için ve takip ettiğiniz için ve zil butonuna bastığınız için, bana destek olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve TikTok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Canım benim. İyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar. Hepinizle ayrı ayrı teker teker ilgilenmeye çalıştım ama görmediğim için yazılarınıza cevap veremedim. Sürçülisan ettiysem hakkınızı helal edin. Sağlıklı ömürler diliyorum. Ben her zaman bu yayını bu şekilde bitiriyorum. Gelecek olan ömrümüz yaşadığımız ömürden 1000 kat daha hayırlı olsun. Kesmeyi ve dikmeyi sevenler, kesmekten ve dikmekten keyif alanlar, çok farklı şeyler. Bakın yastık kılıflarından, yatak örtülerine, perdelerden, özel kıyafetler, eşlerinize giyebileceğiniz özel kıyafetlere daha neler neler, makineden geçen ve kumaş olarak makineden dikilecek olan her şeyi sizlerle kesmeyi ve dikmeyi ve bildiğim her şeyi size keyifle öğretmek için burada karşınızdayım. Bu enerjim size öğreteceğimden dolayı ya da size göstereceğimden dolayı, benimle sohbet edeceğiniz ve beraber dikiş arkadaşla yapacağımızdan dolayı ben çok keyif alacağım. O yüzden enerjine sağlık. Çok teşekkür ederim. Enerjimi sizden alıyorum.
sevgiler, saygılar diyorum. Görüşmek üzere, iyi hafta başları dedik. Haftanın ortasına geldik. Yarın Perşembe. Hafta sonuna çok az kaldı. Cumartesi, pazar evden yayın yapacağım. Evde neler oluyor? Belki dışarı çıkarız, gezeriz, dolaşırız. Aileniz olarak beni kabul edin ve ailenize dahil edin. Siz de Deniz Podyum ailesinde olun lütfen. Sevgiler, saygılar, öpüyorum. Allah'a emanet kalın. Hoşçakalın. Instagram ve TikTok ve YouTube. Görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın. Önerileriniz için, takip ettiğiniz için, takip etmediyseniz mutlaka takip edin. Ve beğenmeyi sakın olarak unutmayın. Zil butonuna da basın, yeni videolarımdan haberdar olun. Bu arada videoyla alakalı aklınıza gelen bütün mesajları videonun altına yazabilirsiniz. En yakın zamanda cevap vereceğim size. Öpüyorum.